Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elde çok güzel bir yazma var. Bu yazmayla güzel bir örnek paylaşacağım sizlerle. Yazmamız zemini böyle somon rengi, açık somon rengi. Üzerindeki çiçeklerin renkleri de çok güzel. Resim gibi çok beğendim ben. E, i̇kişer zincir çekerek yazmam kenarını tığladım oyamı hazırlamak için. E, tığlama ile ilgili püf noktalarımı merak eden arkadaşlar için YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazarak benim püf noktalarımı paylaştığım videomu izlemelerini öneriyorum. Yazmamın da markası zaten Cenk'ti ve oldukça düzgün delinmeden rahatlıkla tığlandı. İçerisindeki renklere göre ayarladığım iplerimin numaralarını söylemek istiyorum. E, yazmamın kenarlarını da tığladığım ipim Altınbaşak Altın Başak marka 434 numara yeşil. İçerisinde mor güller vardı. Şöyle göstereyim. Bu mor için seçtiğim numara Altın Başak 87 numara. E, kırmızı çiçekler var. Bu kırmızı için seçtiğim renk altı, yine Altın Başak 646 numara. Ve sarılar var. Şöyle göstereyim. Küçük küçük ama her yerde her renkten var. E, bu da 413 numara. Yine markası Altın Başak arkadaşlar. E, 22 numarada bir tığ kullanıyorum. Hemen oyamıza başlayalım hemen ilmeğimi oluşturuyorum. Çimenime başlarken. Geldim arkadaşlar. Şöyle yazmamın köşesinden değil, biraz daha iç kısmından başlayacağım ben. Şöyle çok az. Geldim. Tabanın altından girip ipimi tutturuyorum. Bu şekilde. Burada üzerine 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bir defa doluyorum. Tığ da iki boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. İkişer, ikişer çıkıyorum. Böyle küçük bir üçgen oluştu. Üzerine bir tane zincir çektim sadece. Yaptığım trabzanımdan aşağıya doğru altı tane sık iğne yaparak iniyorum. İki oldu şu an benimki. Üç oldu. Dört oldu. Beş. Altı. Yedincisi tığ battımın altında. Bu şekilde göstereyim. Şimdi yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Bir kere doluyorum. Yine tığ battı da iki boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Burada hemen alt kısmına dönmeden önce bu tarafa doğru bir dönüyoruz arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. O tersini döndüm. Şurada yaptığım ilk sık iğneden giriyorum sık iğne yaparak yine Üstüne bir tane zincir çektim. O ön yüzünü döndüm. Bir kez doluyorum. Yaptığım zincirimin altından girdim. Hepsini birden çıktım. Bir kez doluyorum. Önce 2 sonra 2 çıktım. Yine bir kez doluyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2. 2 kez doluyorum. 2, 2, 2. Yine 2 kez doluyorum. Yine 2, 2, 2 çıktım. Böyle oldu. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Yaptığım trabzanımın önünden 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne yaptım. Bu şekilde yedincisini böyle zincirimin altından yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Yine aynı yere sık iğne ile tutturdum. Şöyle bir görüntüsü oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hatta şöyle biraz daha yakından yakın netleştirirsek daha net anlaşılacak diye düşünüyorum. Bu kısmı tamamladıktan sonra şimdi aşağıya doğru yine altı tane sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ise yine tıbatının altında. Yine 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Bir kere doluyorum. 2 tane tıbatı da boşluk bıraktım. 3. geliyorum. 2, 2 çıktım. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri dönüyorum. Çünkü Şuradaki o 5 zincir çekerek oluşturduğum yuva içi çiçeğimi yaptığımda bu 5 zincirin ucundan tutturuyorum arkadaşlar. 5 zincir çektim. Kirpiğimi düğümledim. Yine 6'ya tamamlayacağım buradaki sık iğnemi. 2 3 4 5 6 7. si yine tığ battının altında. Arada başka bir şey yapmıyorum arkadaşlar bu model için. Şöyle göstereyim. Bir tane yapraklı, bir tane tek tepe, bir tane yapraklı, bir tane tek tepe şeklinde yazmamızın kenarını bu çimenle bir tur dolanıyoruz. Ben şimdi hemen bir tane, iki tane daha hatta yanına çimen yapayım, sonra üst kısmın çiçeğini yaparak devam edelim. Oyamın çimenini ben her renkten birer tane yapacak şekilde arttırdım arkadaşlar. Yazmamızın kenarına bir tur bu çimeni yaparak dolaşıyoruz. Şimdi hemen ilmeğimi oluşturup çiçeğinin yapılışına geçmek istiyorum sarı ipimi kullanacağım. İlmeğimi oluşturuyorum burada. Bir defa doladım geldim. Şimdi ilk yuvada yaprağımın yanındaki yuvadan giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Bir defa doluyorum. İkişer ikişer çıktım. Bir defa doluyorum. Bu şekilde 5 tane yapacağız. 3 oldu benimki. bir doladım. 2 2 çıktım. 4 oldu. bir doladım. 2 2 çıktım. Bu şekilde 5 oldu. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Ters yöne dönüyorum burada oyamın. Geldim ilk yaptığım trabzanımın tepesine sık iğne ile giriyorum. Zincirimi buraya tutturuyorum. Üstüne 2 zincir çektim. Örneğimin ön yüzünü döndüm. Bir kez doluyorum. Oluşturduğum halkadan giriyorum. İkişer, ikişer çıkıyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm yaptığım trabzanımın önünden kirpiğimi düğümlüyorum. Üstüne yine 2-3 zincir çekiyorum ve tekrar yuvada böylece bir yaprağını tamamlamış oldum. Şöyle göstereyim. Burada yine 2 zincirle başlayacağım. Bir doladım. İkişer, ikişer çıkıyorum. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Kirpiğimi düğümlüyorum. Kirpiğimi düğümledikten sonra üstüne 3 zincir, yine yuvaya geliyorum, ikinci dalım, yine 2 zincir çektim, 1 doladım, 2 şer, şer, çıkıyorum, 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim, yine kirpiğimi düğümledim, 1, 2, 3 tane zincirle yine yuvaya döndüm. Bu şekilde 5 dal yapılıyor arkadaşlar, şu anda benimki 3 oldu. Yine 2 zincirle başlıyorum. Bir kez doluyorum, yuvadan giriyorum. İkişer ikişer çıktım. 1 2 3 4. 5 zincirimi çektim üzerine geri dönüyorum. İlpiğimi düğümledim. 1 2 3 tane zincirimi çektim yine yuvaya. Döndüm, tutturuyorum bu şekilde. 1 2 zincirle başladım. Bir kez doladığım yuvaya geldim. 2 2 çıktım. Tırabzanım oluştu. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Yaptığım tırabzanın önünden giriyorum. Kirpiğimi düğümlüyorum. 1 2 3 tane hatta 2 tane zincir çektim. Burada farklı bir eklenmesi var arkadaşlar. 2 zincirimi çektikten sonra şuradaki boş tepeye geliyorum. Buradan bir tutturuyorum. Daha sonra da şuradaki yuvaya tekrar geliyorum. Üstüne sıkıca zincirimi çektim. Burada hemen ipimi keseceğim. Ben hızlı bir şekilde modelimi tamamladım arkadaşlar. Zaten çabuk giden bir model. Çimenini de yapması çok keyifli. Öyle çok fazla teknik bilmeye, örümceklerimin boyu aynı olmuyor diye dertlenmeye falan hiç gerek yok. Çok rahat yapılan bir oya. İnşallah beğenmişsinizdir. Böyle de bir göstereyim. Hem bu oyamın hem de şimdiye kadar örneğini paylaştığım bütün videolarımın yakın plan fotoğrafları Instagram'da oyam sayfamda var. Beni Instagram'dan takip ederek de e, bu yakın plan fotoğraflardan yararlanabilirsiniz. E, aynı zamanda tekrar hatırlatayım. Sanıyorum bu videoda onu hatırlatmadık. E, verdiğim sayıları ikişer zincirle tığladığımı söylemiştim. Tığlamadan itibaren verdiğim sayılara bağlı kalarak devam ederseniz aynı sonucu elde ederiz. Herhangi bir şekilde e, bir farklılık oluşmaz. Zaman zaman da dile getiriyorum. Bir modelin sayılarını en düzgün şekilde ayarlamadan sizinle zaten paylaşmıyorum. Güzel bir modeldi. Instagram'dan bir takipçimin isteği de İnşallah takipçimin de dileği yerine gelmiştir. Şimdiden yapmak isteyen herkese kolay gelsin diyorum. Güzel bir oya. çok da sipariş edilen bir model. Bence mutlaka örnek mendilinize ekleyin. Benim örnek mendillerim herhalde bir 30 tane falan örnek mendilim oldu. Hepsinin kenarında farklı modeller var ama bu da yine benim örnek mendilimde de yer alan bir modeldi. İnşallah bir gün sizinle ben o örnek mendillerimi de paylaşayım. Şöyle bir ütüye elime alıp biraz uğraşmam lazım ama örnek mendillerim de böyle hiç azımsanmayacak kadar çoğaldı. Şimdiden yapmak isteyen herkese kolay gelsin diyorum. Herkes yapsın, güzel günlerde, sağlıkla, mutlulukla kullansın. Bence çok güzel oldu. İnşallah takipçimin de dileği yerine gelmiştir. Herkesin şimdiden kolay bir şekilde, kolayca yapmasını ve güzel günlerde kullanmasını temenni ediyorum.